Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçada savunulan düşünceyi destekler? Elbette gözünüz daima daha iyi de, daima daha güzel de olacaktır. Ama insan ileriyi kollarken bulunduğu yeri doldurmalı. O yerden taşmalı ki daha ötesini hak kazansın. Montaigne daima büyük işler çevirmek arzusunda olanlara, kendilerine imkan verilirse neler yapabileceklerini gösterecekleri ulu orta söylenenlere seslenerek bir kere siz kendi hayatınızı düzeltmeyi ve çevirmeyi bildiniz mi? Eğer bunu bildiyseniz bütün işlerin en büyüğünü yaptınız demektir. Yani insanın önce kendi hayatını düzeltmesi, kendi hayatına yön vermesi gerektiğini söz ediyor bize. A. İnsanlara fırsat verilmeden büyük işler yapması beklenmemelidir. İnsanlara fırsat vermekten söz etmedi. B. Kendi hayatımızla ilgilenmeyip yapmak istediklerimizin peşinden koşmalıyız. Evet, burada hayallerinizin peşinden koşun demek istiyor. Bu da değil. C. Gözümüz daima ileride olmalı. Elimizdekiyle yetinmemeliyiz. Daima ileride olmalıyız derken elimizdekilerin değerini bilmemeliyiz. Gözümüz daima ileride olmalıdır demek istiyor. Bu da bulunduğumuz konumu korumamız gerekiyordu. Bulunduğumuz yerde kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Kendi hayatımızı düzeltmemiz gerekiyordu. İlerideki hayallerin peşinden koşmamıza gerek yoktu bu yönde. D. Bütün işlerin en büyüğü kendi hayatımızı düzeltmeyi ve kontrol etmeyi bilmektir. Bakın, hayatımızı düzeltmek ve çevirmek demek kontrol etmek demektir. O yüzden savunulan düşünceyi destekler bir cümleye ulaştık. Cevabımız D seçeneğidir. Bu hikayeden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Minik su damlası gökyüzünde bir oraya bir buraya savruluyor. Bir türlü aşağıya inmek istemiyordu. Biraz kararsız mıydı acaba? O da neydi? Arkasından onlarca minik su damlası koşarak kendisine yaklaşıyordu. Birazdan ona çarpabilirlerdi. En iyisi yeryüzüne inmek, orada maceralarına devam etmekti. Bir türlü yeryüzünde nereye ineceğine karar veremiyordu. Daha önce düştüğü yerleri düşündü. Belki bir küçük bitkinin yaprağına, belki bir taşa, belki de oyun parkında oynayan küçük bir çocuğun saçına düşecek. Evet, çok yaklaştı yeryüzüne. Acaba nereye inseydi? Minik su damlası düşünürken çoktan yeryüzüne inmişti. Ama indiği yeri bir türlü beğenemedi. Kararsızlığı yüzünden rutubetli bir çatı katına denk gelmişti. Evet, kararsızlığın sonucunda memnun olmayan bir tercih içerisinde, memnun olmayan bir sonuç içerisinde yer alan bir küçük su damlasından söz etti. A. Birden fazla seçeneğimiz olduğunda en son ana kadar düşünmeliyiz. Burada en son ana kadar düşündü minik su. Ne oldu? İstemediği kötü bir yere düştü. O zaman birçok seçeneğimiz varsa çok düşünmeye gerek yok. B. Daha önce yaptığımız tercihleri göz önüne alarak karar vermeliyiz. Evet, bu önemlidir ama bunu yapacağım derken istemediği bir noktaya geldi. O zaman bu da değildir. C. Minik su damlası doğru davranıp tercih yapmamıştır. Tercih yapmadığı için kararsızlığı yüzünden rutubetli bir çatıya düştü. O zaman bu da olumlu bir şey değil. D. Yapacağımız tercihlerde acele karar vermemek kadar geç kalmamak da önemlidir. Evet, burada ne yapacağını düşündü, daha önce nerelere gittiğini düşündü, güzel bir yer tercih etmek istediği için bunları aklından geçirdi. Ama bir türlü karar veremediği için, kararsız olduğu için karar vermekte geç kaldı. Geç kaldığı için de rutubetli bir çatı katına düştü. Bu sebepten dolayı yukarıda anlatılanları örnekleyen en kapsamlı cümledir. Cevabımız D seçeneği. Nasrettin Hoca'nın komşusu ile yaptığı konuşmada hocanın hangi özelliği vurgulanmıştır? Hoca pek misafir sevmezdi. Ne zaman birisi gelecek olsa bahaneler ileri sürer, misafir kabul etmezmiş. Bu huyunu bilen birisi hocaya misafir gitmeyi aklına koymuş. Sokağında pusuya yatmış. Tam hoca eşeğiyle evine girerken saklandığı yerden çıkıp "Çok iyi oldu," demiş. "Ben de size gelmiştim." Davetsiz misafir ayağını eşikten tam atarken hoca "Dur hele, burada bekle," deyip içeri girmiş. Karısına da misafiri atlatmasını söylemiş. Misafir kapıda beklemiş, beklemiş, hiç ses seda yok. Kapıyı çalmış. Pencereye hocanın karısı çıkmış. "Hoca efendi evde yok," demiş. Misafir şaşkın.
Nasıl olmaz? Gözümle gördüm. Biraz önce içeri girdi. Hatta bana da burada beklememi söyledi, deyince hoca kafasını uzatıp, "Ne diye anlamıyorsun? Ev benim değil mi?" demiş. "İster olurum, ister olmam. Biz burada Nasrettin Hoca'nın evde olduğu halde komşusunu eve almak istemediğini çok açık ve net olarak söylediğini görürüz. Aa, açık sözlülü. Evet, gayet açık sözlü işte. Konunun ne olduğunu söylüyor. İster alırım, ister almam diyor. B, açık gözlülü. Açık gözlü olmak, uyanık olmakla ilgili bir şey yok. C, misafirperverliği. Misafirperver olsaydı eğer komşuyu ya da arkadaşını içeri alırdı, almadı. D, dürüstlüğü. Burada doğruluk ve dürüstlükle de ilgili vurgulanmak istenen bir düşünce yoktur. Evet, gördüğünüz gibi Nasrettin Hoca gayet düşüncelerini açık olarak ifade etmiştir. O yüzden cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu iki metinden çıkarılabilecek ortak sonuçtur? Birinci metin Hazarfen Ahmet Çelebi'den, ikinci metin ise evet ünlü Wilbul ve Orvia Wyllys adlı iki kardeşten söz ediyor. Bunların ikisinin de uçmakla ilgili araştırmaları ve elde etmiş oldukları başarılar var. Hazarfen Ahmet Çelebi uçmayı başaran ilk Türk bilginidir. 17. yüzyılda yaşadığı saltanat süren Sultan 4. Murat zamanında uçma tasarısını gerçekleştirdiğini ve geniş bilgilerinden ötürü halk arasında Hazarfen olarak anıldığı bilinmektedir. İkinci metinde ise ilk ağır motorlu ve pilot taşıyan makineli uçuş çağı başladı. Bu adamlar kimdi ve uçmayı nasıl başarmışlardı? Bakın, bu parçada onların uçtuğundan söz ettiği için A seçeneği, her iki metinde de bahsedilen insanlar tarihte ilk sayılabilecek uçuş deneyimleri gerçekleştirmiş ve başarılı olmuşlardır. İşte buna ulaşabiliriz. B. Witt kardeşler ve Hazarfen Ahmet Çelebi ekonomik sıkıntılar içinde araştırmalarını yapmışlardır. Böyle bir durum yok. C. Her iki metinde de mücitler icatlarını maddi sıkıntıları göğüs gererek yapmayı sürdürmüşlerdir. Maddi sıkıntılarla karşılaşmalarından yoğun olarak söz etmez. Yani ikinci metindeki Wilbur kardeşlerimiz eğitimlerin lise düzeyinde kalması, paraların çok az olması ve onları uçuşa geçmek konusundaki hayallerinden asla vazgeçirmediğini biliyoruz. Ama biz Hazarfen Ahmet Çelebi'nin ekonomik bir sıkıntı, maddi bir sıkıntı çektiğine ulaşamayız. D. İsmail Cevheri uçuş konusunda bütün dünyaya örnek olmuş ve kendi adını taşıyan bir uçak icat etmiştir. Bizim için burada üzerinde duyduğumuz kişiler birisi Wilbur ve Orville, yani biz bunlara Wiring kardeşler diyoruz. Bir de Hezarfen Ahmet Çelebi, ama yukarıda İsmail Cevheri'nin uçmakla ilgili yapmış olduğu icattan söz edilmez. Sadece Hazarfen Ahmet Çelebi İsmail Cevheri adlı bir başka Türk bilginini örnek alarak bugünkü hava taşıtlarını ilkel şekline dönüştürmüş. İkinci metinde geçmeyen bir kişidir. O yüzden bunu da eliyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Metinde anlatılanlardan yola çıkarsak, Mısır'ın tüm dünyaya yayılmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Mısır binlerce yıldan beri tanımı yapılan birçok ender bitkiden biridir. Ana vatanı Amerika kıtası olup buradan dünyanın her yerine yayıldığı bilinmektedir. ABD'nin New Meksika eyaletinde yapılan arkeolojik kazılarda kayalardan oluşmuş barınaklarda ve mağaralarda bulunan mısır taneleri ve mısır koçanı parçalarının yaklaşık 5000 yıllık oldukları tespit edilmiştir. Christoph Kolomb 1493 yılında da beraberinde getirdiği mısır medeniyetiyle İspanya'ya döndüğünde Mısır ilk defa yeni dünyadaki ana vatanından Avrupa'ya getirilmiş oldu. İspanya'da girişinden birkaç yıl sonra ise Portekiz, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Afrika'nın geniş alanlarında kendine yer bulmuştur. Denizci bir millet olan Portekizler 16. yüzyılın başlarında Mısır'ı Afrika'nın batı kıyılarına, daha sonra Hindistan ve Çin'e götürmüşlerdir. Bunlardan da bütün Asya'ya yayılmıştır. Mısır bitkisi çoğalma oranı ve yüksek verim potansiyeli sayesinde çok hızlı bir şekilde bütün dünyaya kolaylıkla yayılmıştır. Sebebini bulduk. A. Mısır'ın her iklime uyum sağlayan bir bitki olması. Hayır.
B. Afrika kıtasında koca darının yerini alması. Hayır. Tüm dünyada yayılma nedenini soruyor. C. Yüksek çoğalma oranı ve yüksek verim potansiyelinin olması. Bakın. Çoğalma oranı ve verim potansiyeli. D. Christoph Kolomb tarafından ana vatanından Avrupa'ya getirilmesi. Hayır, bu da tüm dünyaya yayılmasının bir nedeni değil. Sadece yayıldığı bir yeri açıklamıştır. Bu sebeple cevabımız C seçeneğidir.